Hoş geldiniz. Biz geldik. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Merve Hanım'ın karşılamasını çok beğendim. Sıcakkanlıydı kendisi karşılamada. Merve Hanım'ın karşılamasını çok da beğenmedim. Daha enerjik, daha heyecanlı olabilirdi. Merve Hanım'ın karşılamasını güzel buldum ama çok samimi gelmedi bana açıkçası. Yalnız Çiğdem Hanım ve Derya Hanım'ın kolyelerinden gözümü alamadım. Siz seviyorsunuz diye taktık zaten. Ya bunu takmayıp geldik Kadir Bey. Daha takıp takıştıracaktım. Ben kendi günümde değilim. Ben kendi günümde takmadım. Gözünüzü almasın. Ben de var. Kız asıl insan kendi gününde takmaz mı? Ehsan. Diğer günlere yarışma. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Mercan Hanımcığım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Kadir Bey, siz nasılsınız? Hamdolsun, her sabah kalkıyoruz. Yeni bir yarışmacının evine geliyoruz. Allah'ıma çok şükür. Ne hamar atlığını görmeye çalışıyoruz. Evet. Bazen böyle çok derinlerde oluyor. Çıkartmak için uğraşıyoruz. Nerelisiniz? Ben Erzincanlıyım. Erzincanlısınız. Evet. Geçtiğimiz yarışmalarda yarışmacımız birinci olmuştu Erzincan'da. Gayet güzel Erzincan'a ait yemekler yaptı. İnşallah göreceğiz. Ben de öyle yapacağım. Hadi bakalım. Ben de hamaratlığımı göstermeye İnşallah. Geldim Sizin buraya. Diğer yarışmacılara göre tecrübeniz olduğuna inanıyorum evet. birazcık. Evet. Korksunlar benden Kadir Hadi Bey. Hadi bakalım. Pardon, tek için bir şey söyleyebilir miyim? Kadir Bey. Ben yeni gelin değilim yani. Yeni evli değilim ama yine de gremsem takabilirim değil mi? E tabii canım. Varsa yani istediğiniz her zaman bunun vakti saati ya da medeni durumu yok. Peki. Heveslendiniz mi? Evet evet yani. Mercan Hanım, şimdiden altınlarımızı kıskandınız. Yemeklerimizi gördüğünüzde ne olacak acaba? Çiğdem Hanım, siz bir şey dediniz, duyamadım orayı. Unuttum. Bir laf soktu ama gitti. Hamaratlık yaşlı değil dedi Kadir Bey. Ha, evet, evet, evet. Hamaratlık yaşla alakası yok. Ben de öyle düşünüyorum. El mahareti. Mutfaktaki evet. hıza bağlı. Evet. Evet, Poyraz Bey, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, Dört sağ olun. Dört hanımın arasında kaynadınız bir giriş. Yani biraz öyle oldu ama... Siz nerelisiniz? Size geçecek. Ben Karslıyım. Karslısınız. Evet. Oo. Ne işle meşgulsünüz? Gastronomi öğrencisiyim. Gastronomi öğrencisisiniz. Evet. Kaç senelik? Şu an 4. Şu an 3. Üçüncü sınıfa geçtim işte şu an. Oo, geçen hafta da bir yarışmacımız gastronomi mezunuydu. Evet. Bayağı olay oldu. İşte okulluyum dedi, ben daha iyisini biliyorum dedi. Bayağı bir tartışma sebebi oldu. Bakacağız, göreceğiz Böyle bu hafta. Böyle bir yorumunuz varsa Mercan Hanım bence altta kalmaz gibi ve geliyor. Ve Çiğdem Hanım, siz ne işle meşgulsünüz? Ben ev hanımıyım şu Hayattaki an. Bir tane bebeğim var. Evet. Kesinlikle. Bence daha zor. Daha Hiç bitmiyor zor? Evin işi. Şimdi çalışan kadın hem evi hem işi idare ediyor. Ama ev hanımı genellikle sadece evi idare ediyor. Bence hamar attık da orada şeye Devreye. Giriyor. Devreye İnanın giriyor. Daha yeni ev hanımı oldum. O zaman yenisiniz. Evet. Mercan Hanım size püf noktalarını eminim verecek. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben de püf noktası verebilirim Mercan Hanım'a. Mercan Hanım'ı çok becerikli gördüm. Anlattıklarına göre tabii iddialarının altını doldurabilecek mi göreceğiz. Benim bunca yıllık tecrübemden sonra onlar ne derlerse desinler benim yemeklerimin yanından bile geçemezler. Mercan abla ev hanımı mısın? Aşçıyım aslında. Aşçısı. Evet, uzun yıllar aşçılık yaptım. Kendi restoranlarım vardı. Peki ilk evlendiğin zaman ev hanımı mıydın? Ev hanımıydım evet. Uzun bir süre ev hanımlığı yaptın. Evet, eşim müzisyen olduğu için restoranlara gide gele aa bizim de bir restoranımız olsun deyince kendimi yemeğin içinde buldum. Bir anda aşka geldin, gaza geldin. Aynen. Mutfakta buldun kendini. Hatta Dubai'ye kadar gittim Dubai. Yani. Dubai? Ooo, o evet. zaman Mercan Hanım'dan güzel serüvenler dinleyeceğiz. Değişik tarifler bekliyoruz Mercan Hanım'dan. Dubai'ye kadar uzanan hayat hikayesi Aynen. Mercan Hanım. Merve Hanım, sizi de bir tanıyalım kısaca arkadaşlar. Merve Sezer ben. 27 yaşındayım. 2 yıllık evliyim. 10 aylık bir bebeğim var. Maşallah. Pandemi gelinisin. Evet, pandemi geliniyim. Aslında yaptık, evet yaptık. Bizden hemen sonra kapatıldı tam, her sana şey. Sana denk gelmedi tam. Yani benden bir hafta sonra kapatıldı, yasak konuldu. Arkadaşlarım falan düğün yapamadılar, ben yaptım. Peki biz bir kahvelerimizi alalım, sohbetimize devam edelim. Tamam. Oturduğun yerden sorabilirsin. Ben şekerli içiyorum kahvemi. Tamam. Orta. 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 Benimki de orta olsun. Tamam, 4 orta, 1 şekerli. Bak nasıl içiyorsunuz öyle söyleyeyim Yok, ondan sonra. 4 orta, 1 şekerli evet, o Evet, aynen. Evet, Merve Hanım biraz heyecanlı ilk gün olduğu için herkeste evet. bir heyecan var. Vallahi dedi. Ben daha çok heyecanlıyım. İnanın ki, bilmiyorum ki vallahi heyecanlanmayacağımı sanıyordum ama. Şimdi, kameradan dolayı mı, benden dolayı mı? Sizden de, kameradan da. Güzel bir ortam. Yani Tecrüben keyifli bir şey. Canım. Kapıda bayılacaktı Kadir Bey. Kapıda bayılacaktım ama. Göreyim, üstüne atacağım kendimi. Merve Hanım, zor bir hafta olacak gibi değil mi? Evet, sanki biraz öyle ama ben üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Rakipleriniz biraz gözdağı mı vermeye çalıştılar? Gözdağı verdiklerini düşünüyorum ama hepsinin üstesinden geleceğime inanıyorum. Merve Hanım, bekar mısın? Abi var mı? Yok, eşim var ha, çok eşim şükür. Var, maşallah. Kaç çocuk var?
43 yıllık evliyim ben. Oh, evet. İki tane çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. Dediğim gibi oğlum Dubai'de, gittim ona restoran hazırlıklarını yaptım, açtım, yoluna koydum, geldim. Evin mutfağından Dubai'ye uzanan bir serüven. Kendi gittin, bir de oğluna yer açtın, onu orada bıraktın, geri geldin. O aslında oğlum oradaydı, restoran açmak istiyordu. Ben de aşçılığımdan dolayı gittim, işte her şeyi yoluna koydum, açtım. Çok şükür ustalarımızı, şeflerimizi de... Böyle biraz sen mi yönlendirdin? Evet, evet. Senin evet. Gözün biraz da açık galiba. Aynen. Cesaretli biraz... bir kadınsın. Vallahi öyle. Kadınlarda genelde öyle oluyor Kadir Bey. Kadir baskın Bey. Oluyoruz. Evet, ama bazı da kocasını batırıyor, öylesi de. Sen de peki bu fikri eşin? Verdi. Ya yemek fikrini ben verdim işte. Onun çalıştığı yerlere gidince, yemekleri görünce biraz da damak tadım, el lezzetim olduğunu kendim de biliyorum. Çevrem de biliyor. Her akşam bir restorana gidip gurme gibi yemeklerin tadına baktım. Bunu biz de yapabiliriz. Bizim de restoranımız kesinlikle. Olabilir. Kesinlikle. Ama eşin de seni dinlemiş demek ki, sana güvenmiş. Ama eşim de hep benden şikayetçi o konuda. Şöyle ki... Ya senin yaptığın yemekler yüzünden dışarıda yemek yiyemiyorum hanım deyip de beni gaza getirdi. İddialı. Çok yalnız iddialı. Bir erkeğinle karısını övebileceği en güzel yer mutfak. Aynen öyle. Aşkım senin pilavın olmadan günüm geçmiyor, inanır mısın? Ya inanır mısınız öyle ya, dışarıda pilav yemiyorum diye. Biraz denk düştü ama Kadir Bey, abartmıyorum yani. Estağfurullah, doğrudur canım. 45 senelik evlilik ne demek? Evet Poyraz Bey, siz kenarda kaldınız, bekar mısınız? Bekarım. Yaş kaç? Yani büyük gösteriyorum biraz ama yaşım 21. 21. Peki siz ne düşünüyorsunuz evlilik konusunda? İnşallah okulumu bitirdiğim zaman, hani güzel bir işimi falan da elime aldığım zaman evleneceğim. Yani evlilikten beklentin nedir mesela ya, bir bekar biri olarak da? Ya benim evlilikten en büyük beklentim, ben çocuk çok seviyorum. Sadece çocuk olsun, başka bir çocuk şey istemiyorum. Çocuk içinde evlenilmez Poyraz Bey. Ya tabii insan sevmek, sevilmek de istiyor. Hani eve geldiği zaman işte karşılanmak istiyor eşi tarafından falan ama... Yani evlilikte zaten hani tabii ki önemli olan iyi bir eş bulmak ama evliliğin en büyük amacı çocuk sahibi olmak. Yani o mutluluğu tatmak. Evet. Peki eşin çocuktan şikayet ederse, işte uyumuyor, bu çocuk durmuyor, bütün gün çocuğa ben mi bakacağım? Ya ben de bakarım, çocuk olsun da hani... Ama şimdi çalışıyorsun. Ha çalışıyorsam... Eşin ev hanımı ve akşam işten geliyorsun. Eşin sürekli şikayet ediyor. Çocuk durmadı, yemek yapamadı, o bütün zaman... gün evdeyim, sıkılıyorum. Yani eşinin de tepkin ne olur? Babama bırakırım, babam da çok çocuk istiyor. Ha çocuğun babana bırak. Güzel bir çözüm. Babam çok seviyor çocukları. Benim eşim zaten bakmıyor. Çocuk hasta olsun, hadi hazırlan annene gidelim. Direkt anneme. Niye? Anne sağlık ocağında mı çalışıyor? Vallahi çalışmıyor ama sağlık ocağı gibi maşallah. Eşim niye annene götürüyor? Benim eşim böyle çok hani panik bir adam. Böyle çocuk bir ağlasın, acaba bir şey mi oldu, öyle mi oldu? Zaten bebeğim kolikti benim. İlk 9 ay boyunca sürekli ağlıyordu. Annem bizde kaldı 40 gün. Artık 40'ımız çıktı, annem eve gidecek de evde kocası var, çocuğu var. Yani. Ertesi gün oldu, 24 saat hiç uyumamışım. Saçlarımı tuttum gittim, kalk dedim şu çocuğa bak, ağlıyor. Hadi hazırlan, gece 5:30. Hazırladık anneme çantaları, anneme gittik. 6 ay orada kaldık Kadir Bey. Dur bir saniye. Çocuk ağlıyor diye 6 ay annede mi kaldı? Vallahi kaldık, kolikti. Biz çocuğu bırakaydınız bari. Bırakamadık. 6 ay. Yani zor işler bunlar. Annen de kabul etmiş. Annem çok sağ olsun, her zaman destek bana. Kayınvalidem de öyle ama kayınvalidem çalıştığı için, aşçı kendisi o da. Bu hafta maşallah aynen. Kimse mutfaktan çıkmıyor. Peki Merve Hanımcığım, sohbetimiz gayet güzel. Gelme amacımız sizin hamaratlığınızı görmek. Evet. Temizlikte iddialısınız, yemekte iddialısınız. Evet. Bakalım menünüzle arkadaşlarınızı hamaratlığınızı ikna edebilecek misiniz? Hepsinin maşallah gözü açık. Nasıl bir menü seçtin? Tam karşındaki kameraya bir say bakalım. Başlangıç olarak kremalı tavuk çorbası. Ara sıcak olarak milföy, patatesli milföy mantı, yanına yaprak sarma. Ana menü ise Hasanpaşa köfte ve pirinç pilavı. Mevsim salata ve haşhaşlı revani. Evet, haşhaşlı revani bayılırım. Tam kıvamında olursa, ünlükleri güzel şişerse. Menüyü çok basit buldum. Yani ilk gün için bence davet masasına yakışan bir menü değil. Menü davet için çok uygun değildir. Bana biraz daha günlük bir menü gibi geldi. Vallahi menü çok zor bir menü değil. Davet ve yarışma menüsü değil. Menü genel olarak orta dereceli. Fazla beğenemedim menüyü. Daha farklı bir menü ile gelebilirdi Merve Hanım.